Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için önemlidir. Sevgilerimizle. Peki Sevgi Hanım, hayatınız film olsaydı nasıl bir sonla bitmesini isterdiniz? Taze ekmek var da çorbaya bayat ekmek daha iyi oluyor. Bayat ekmeklerinizi getirir misiniz diyorum. Oysa ki ekmek yok evde. O kasabın ilerideki eşim olacağını hiç tahmin edemezdim. Ya ilk defa aşık oldum. Alyansımı verdim ona. Götür bozdur, çocuklara süt al. Elimizde tek o kaldı, bir şey yok. Ağzımdan burnumdan kanlar akıyor ve ben oruçum. Buna nazaran beni saatlerce dövdü. Ya dedim çocuklarımı bu sefaletten kurtar ya da bana fareleri getir. Boğazıma sarıldı. Ve benim en büyük sıkıntım solunum. Çocuklarım böyle film şeridi gibi gitti gözümden, solunumum durdu. Dedi ki Allah belanı versin diyeceğim sana ama dedi. Bildiğiniz kartal girdi o hastayı yedi. Yoğun bakıma giriyor. Yoğun bakımdayken evet, Azrail başımda durdu. Boyundan aşağı felç. Engelli raporunuz ne durumda? %98 oldu. Bu pandemiden dolayı da gidemiyorum hastaneye. Sağlık durumum ciddi derecede ilerliyor, farkındayım. Kalp kapağı kasları da eriyor artık. %100 sağlıklı bir hayattan %98 engelli bir hayata geçen Sevgi Görmez. Hikayesi çocukken babasından yediği darbelerle başladı. Acılarla dolu yaşamında ayakta kalmaya çalışırken eski kocasının kız kardeşine yaptığı çirkin davranışla kız kardeşinin gözü döndü ve sonrası korkunç. Hayatının film olabileceğine inanıyor çünkü... Anlatırsam Film Olur programdan herkese selamlar sevgili dostlar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Bu haftaki konuğumuz Sevgi Görmez. Sevgi Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Programımız hakkında detaylı bilgiye sahipsiniz. Evet. Ama kısa bir özet geçelim. Her hafta burada hayatı film olabilecek kişileri konuk edeceğiz. Ve sürecin sonunda bir kişinin hayatını film yapmak istiyoruz. Hayatı film olabilecek kişiye de 20 bin lira ödülümüz var. Sizden istediğimiz tek bir şey var, bizlere gerçek bir hayat hikayesi anlatmanız. Aksi bir durumda yarışmamızdan diskalifiye olursunuz. Bizlere gerçek bir hayat hikayesi anlatacağınızı onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Hayatınızın neden film yapılmasını istiyorsunuz Sevgi Hanım? İnsanlara örnek olması için. Yani her şeye inat yaşamak gerektiği için. Şimdi ben en canlı örneğim. Ben hem sağlıklı hayatı yaşadım hem de engelli hayatı yaşıyorum. Bunu görsünler istiyorum. Hayatınız film oldu diyelim. Siz evet. X bir kişi olarak o filmi sinemada izleseydiniz nasıl bir duyguyla filmden çıkardınız? Eğer ki hayatımda olumsuzluklar varsa bunları gözden geçirirdim. Kendime örnekler çıkartırdım. O zaman diyoruz ki anlatırsam film olur, anlat ki film olsun. Köy hayatı, orta halli bir ailenin çocuğu. Babam aslında akli dengesi çok yerinde olmayan bir insan. Bütün malını, hayvanını, hasatını satıyor. Ben İstanbul'a gideceğim diyor ve bizi, çoluğu, çocuğu topluyor. İstanbul'a taşınıyoruz. Tabii para da var, fabrika kuruyor babam. Maddi durumumuz çok iyi. Bir kadına tutuluyor. Kadınla sıkıntılar yaşayınca fabrika, her şey gidiyor. Bu zaman zarfında 5 kardeşim daha oldu. 3 tane ikiz kardeşim var. 8 kardeşiz, 5 kız, 3 erkek. Mutluyuz, mesutuz. Yani babam kavga yok, gürültü yok. Çok iyi, ta ki... O kadına saplanıp da her şeyi yedirene kadar kamyon tuttu. Bir günün içinde bütün eşyaları topladı. Kamyona para olarak da televizyonumuzla buzdolabımızı verdi. Köye gidiyoruz. Köye de adaptasyon sağladık. Annemde verem hastalığı çıktı. Anneannem geldi, annemi götürdü. Ben kızımı tedavi ettireceğim. 1,5 aylık 2 tane küçük bebek. Onun üstü daha 7 tane çocuk. 10 yaşındayım. Babaannem var, babam var. Babam var ama... Keşke olmasa. Sopanın biri 1000 para. Bana banyo suyu koy dedi. Hiç unutmadığım anılarımı anlatayım. En kötüleri diyelim. Banyo suyu koy dedi. Banyo suyunu koydum ve Ramazan. Kalktı. Yok dedi, bana kahvaltı koy. Kahvaltı suyunu koydum. Banyo suyum nerede dedi. Baba dedim, sen önce banyo dedin sonra kahvaltı dedin. Ben de kahvaltı hazırladım. Sen bana cevap veriyor musun diye. Beni odaya kilitledi. Kazma saplarını bilirsiniz. Kalın bir sopadır. Kırılmaz da. Onunla beni saatlerce dövdü. Babaannem kapıyı açamıyor. Yaşlı kadın. Ağzımdan burnumdan kanlar akıyor ve ben oruçum. Kendisi tutmuyor, ben oruçum. Buna nazaran beni saatlerce dövdü. Sonra çıkarttı odadan beni. Kahvaltısını hazırladım. Yedi içti çok güzel. Çıktı gitti. Üstlerimi götür çeşmede yıka. Köy çeşmesi. Makine hak getire. Köy çeşmesinde yıkadım. İnsanlar soruyor, üstün neden öyle kırmızı boyalı? Duvarları boyadık çocuklarla. Oyun yaptık. Kırmızı boya oldu üstüm başım. Bu şekilde devam etti. Sonra bizim çok iyi komşularımız vardı köyde. Ağrılıydılar. Bir gün geldiler, dediler ki biz Bursa'ya göç edeceğiz. Bursa'da imkan çokmuş, iş varmış. Senin de çocukların çok, benim de. Gidelim çalışalım hep beraber. Uydum akıllı ya adam. Buna da uydu.
Gittik Bursa'ya çıktık. Babam 6 ay eve gelmedi. Bizi bıraktı Bursa'ya çıktı gitti. Ben iş bulacağım çalışacağım dedi. 8 kardeşiz, çocuklar aç, ne yiyecekler? Ev kira, ev sahibi gidiyor geliyor, kiramı verin. Bu bizi Bursa'ya götüren adam $1,500 para getirdi bize. Dedi ki alın bu parayı, kiranızı, borcunuzu, derdinizi yiyin. Çalışınca ödersiniz. Bir sene bununla idare ettik. Tarlalara işe gidiyoruz annemle ben. Anneniz iyileşti mi bu arada? Annem iyileşti. Aslında annemin doğuştan bir hastalığı varmış. Tıpkı benimki gibi. Skleroderma denilen bir romatizma. Vereme çeviriyor işte zamanla farklı farklı şeyler yapıyor. Ama bir türlü bulunamıyor hastalık nedir. Temelinde aslında romatizma yatıyor. Çalışmaya başladık. Annem çalışıyor, ben çalışıyorum. Sonra ben geceleri çalışmaya başladım. Fabrikalarda 12 saat. Çünkü çocuklara bakacak biri lazım. Hepsi benden küçükler. En büyük benim küçüğüm, kız kardeşim diyelim, 12 yaşında. Ben 14'üme geldim bu arada. Sabah 8'de eve geliyorum. Annem de tarlaya gidiyor. Bu şekilde 3-4 yıl biz hayatımızı idame ettirdik. Evimizi çekiyoruz, çeviriyoruz, kiramızı veriyoruz, faturalarımızı ödüyoruz. Babam geldi. Pişman oldum. İşte karıma, çocuklarıma döndüm. Çok güzel. Ama işte tam da hikaye orada başladı. Biz çalışırdık. Aybaşı maaşımızı aldığımız zaman gece patırtıyla uyanırdık. Annemin boğazına binmiş, annemi dövüyor. Annemi kurtarmaya çalışırken bizi de alır döverdi. Hepimizi sopaya çekerdi, parayı alırdı, giderdi. Sabaha kadar içerdi, eğlenirdi. Sabah hiçbir şey yokmuş gibi. Baba kira, faturalar, para yok, para kalmadı. Bu böyle aylarca devam ederdi. Elektriğimizi kestiler, saati söktüler. Beni yatırdı yere, üstüme çarşaf örttü. Sesini çıkarma dedi, seni öldürürüm. Adamları soktu içeri. Benim kızım felç dedi. Ütüyle dedi, sürekli masaj yapıyoruz, krem sürüyoruz. Bizim saatimizi kesemezsiniz. Adamlar mecbur taktı elektrik. Sonrasında bu tekrar gitti. Biz tekrar çalıştık, tekrar borçları ödedik. Bursa'da 8 yıl böyle devam etti. Sonra geldi yine bir gün günlerden. Ya dedi, biz dedi İstanbul'a gidelim tekrar. Senin annen de orada, bize de destek olurlar. Çocuklar da büyüdü, artık hep beraber çalışırız. Gül gibi geçinir gideriz. Benim saf köylü annem yine kandı. Çıktık geldik İstanbul Sancaktepe'ye. İlk 2 ay sonunda erkek kardeşim askere gitti. Erkek kardeşim askere gitti, babam da bizi terk etti. Nereye gidiyor babanız? Meğersem bir tane kadın varmış hayatında, yıllarca onunla beraber yaşamış. Parası olunca gidiyor mutlu mesut yaşıyor. Parası bitince hatun bunu kovuyor, kürkçü dükkanına geri dönüyor. 6 tane çocuk, bir de ben 7, biri askerde. Askere para göndermeyi bırakın, evdeki çocuklara yedirecek bir şey yok. Annemle bir gün anneannemlere giderken komşuda civatalar takıyorlar pullara. Anne dedim, bundan biz de yaparız. Aldık koli koli. Öyle ki insanlar günde bir koli takarken biz 10 koli takıyoruz. Kiramızı çıkartalım, çocuklarımız aç kalmasın. Getiren abiye dedim ki avans alabilir miyim? Evde bir şey yok. Yemek yok, ekmek yok, çocuklar aç. Abla dedi, ben aynı zamanda dedi bir catering firmasının yemekçiliğini yapıyorum. Kalan yemekleri getirsem yer misiniz? Artık olmadığı müddetçe yenir. Artık bile yeriz yani. O aç, çocuklar aç. Getirdiler. Adam Allah razı olsun sizden de ondan da. Her gün getiriyordu günlük. Yemeğimiz, ekmeğimiz de çıktı. Aldığımız parayla da faturaları, kiraları ödüyorduk ki gece gündüz çalışıyorduk. Saatlerce. Benim sağlık sıkıntılarım başladı. Konuşamıyorum, ellerimde uyuşmalar. Sonra ev sahibimiz dedi ki seni bir psikiyatriye götürelim. Bakalım belki sinirseldir. Gittik. Senin dedi psikologluk ya da psikiyatrilik hiçbir şeyin yok. Senin hastalığın nörolojilik. Beni Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne gönderdi. Orada git dedi, bir doktorun ismini verdi. Onu bul. Gittik, doktoru bulduk. Doktor bana bazı testler yaptı. Dedi ki miastenia gravis. Kaslarda bir vitamin eksikliği. Kanda bir vitamin eksikliği kaslara gitmediği için dedi. Sıkıntı yapıyor. Korkma dedi. 4-5 yıl ilaç kullanacaksın. Düzeleceksin. Hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam edeceksin. Ben oh dedim, kurtuldum. İyileşeceğim. Sonra o da beni Haydarpaşa numuneye gönderdi. Ama dedi hastanede yatarak tedaviye başlaman lazım. Tedavi başladı. Beni yatırdılar hastaneye. Sabahsa ameliyat olacağım. Sabah ameliyata girdim. Başhekim de Erzincanlı hemşerimizdi. Daha önce hiç ameliyat oldun mu dedi. Tam narkozu verecek. Hayır hocam dedim, olmadım. Çekin dedi, kaldırın hastayı. Neden hocam dedim, ne oldu? Sen dedi tümektöme olmadan nasıl başka bir ameliyat oluruz? Tümektöme dedikleri de tiroid bezlerini alma işlemi. Miastenia gravisler ameliyatı yasakmış ki bu ameliyat olmadan %1 ihtimal bile kalkamıyor masadan. Beni çıkarttı hastaneden. Derhal gidiyorsun dedi, Siyamersek'ten randevu alıyorsun. Oradan tümektöme olacaksın, sonra geleceksin. Gittim Siyamersek'e, doktora yalvardım. Hocam dedim, bakın ben genç kızım, ameliyat olmam lazım. Önce tümektöme olmam gerekiyormuş. Dedi ki sen hastalığının bilincinde misin? Biliyorum dedim. Peki dedi, haftaya salıya gel, seni ameliyat edeceğiz. Salıya gittim, hastaneye yattım, ameliyat oldum. Servise aldılar beni. 10 dakika sonra bütün cihazlar ötmeye başladı. Benim solunum durdu. Beklenen son, bekleniyormuş. Beni yoğun bakıma aldılar. Annemi çağırıyorlar.
bir ilaç gerekiyor diyorlar. Tümüktü nedir bu arada? Tümüktü mü? Myasthenia gravis nerede? Kaslarda erime olduğu için boğazdaki tiroid bezleri kanama yapıyormuş. Zaten myasthenia gravis'in en büyük sıkıntısı solunum. Solunumdan ölüyor genelde hepsi. Ya akciğeri tutulum oluyor ya da solunumdan. Tümüktü mü? Tiroid bezlerinin alınması. Benim şu anda tiroid bezlerim yok. Sonra doktorlar çağırıyor. Diyorlar ki kızınızın bir ilaca ihtiyacı var. Onu almak zorundasınız. Annem de çıkartıyor cebinden 10 lira garibim. Diyor ki cebimde 10 lira para var. Yeterliyse hemen gidelim alalım. 21 yıl öncesi 10 lira iyi bir para. Doktor gülüyor. Diyor ki hanım dalga mı geçiyorsun? Bahsettiğim ilaç 6000 lira. Doktor bey diyor yapacağım hiçbir şey yok. Bunu bile borç aldım geldim. Ölsün mü kızın diyor. Allah büyüktür diyor. Eğer Allah ömür verdiyse yaşar. Beni yoğun bakımda 75 gün bekletiyorlar. Kortizonu dayıyorlar. İlk kortizonla tanışmam orada oluyor. 75 günün sonunda iyileştim. Servise çıkardılar beni. O ilacı almadan iyileştim. Ama bu 75 gün zarfında ben komada olduğumu söylüyorlar ama ben birçok hikaye gördüm orada. Mesela karşımdaki yatağa hasta getirdiler. Bildiğiniz kartal girdi o hastayı yedi. Ben görüyorum bunu. Yani sedyeyi vuruyorum, masanın kenarına vuruyorum. Kartal dediniz? Kartal, bildiğimiz kocaman kartal. İnsanı yedi. Yoğun bakıma giriyor. Yoğun bakımdayken, evet. Aslında ben halüsinasyonlar görüyormuşum. Ve ben Azrail'i gördüm. Bildiğiniz Azrail başımda durdu. O 75 gün boyunca şöyle yattığımı düşünün. Şöyle gözlerimi açıyordum. Bildiğiniz tavan yükseklikte ama bir yüzü asık, bir asık. Uzun boylu bir adam böyle kaşlarını çatmış, yüzü asık bir şekilde tamamen bana bakıyor. Ben onu her gözümü açtığımda o adamı orada gördüm. Bir bunu unutmuyorum, bir o kartal o adamı yedi. O adam da aynı zamanda benimle servise çıkartılan adam fenalaşıyor, yoğun bakıma getiriyorlar ve yoğun bakımda ölüyor. Kartal yediği esnada o adam orada ölüyor. Bunları tabii annem anlatıyor çıktıktan sonra yoğun bakımdan. Siz öyle görüyormuşsunuz. Ben öyle görüyorum. Sonra ayak ucunda bir beyaz önlüklü bir doktor belirdi. Genç, sarışın bir çocuk. Dedi ki Sevgi Hanım size bir iğne yapacağım. 74. gün yoğun bakımın. Size bir iğne yapacağım dedi. Ama vücudunuzun her yeri alev alev yanacak. Korkmayın dedi. Taş patlasın bir dakika sürecek. Arkasından bir iğne daha yapacağım rahatlayacaksınız. İğneyi yaptı ama hocam kanımda ateş dolaşıyor. Yanıyorum resmen. Ben çırpınmaya başlayınca doktor sakin ol dedi. 2 dakika sürmedi toplam. Diğer iğneyi yapınca ben uykuya daldım. Gözlerimi açtığımda başımda 10 tane doktor beni makineden ayırıyorlardı. İyileşmiştim. Nefesim normal alıyordum. Doktor sordu nasılsınız Sevgi Hanım? Çok iyiyim hocam o iğne çok iyi geldi dedim. Hangi iğne kızım dedi. Hocam dedim 2 dakika önce bana iğne yaptınız ya. Hani şu alev alev vücudum yandı sonrasında iğne. Kızım sana hiç kimse iğne yapmadı dedi. Hocam nasıl olur dedim. Sarışın genç bir doktor yaptı iğneyi konuştu benimle. Öyle bir şey olmadı dedi. Kamera kayıtlarına bakılsın dedim. Ben o doktoru hayal görmedim o gerçekti. Yapılan iğne de gerçekti dedim. Kamera kayıtlarında hiç öyle bir doktora rastlanmadı. Ve ben iyileştim. Çok iyiyim. Çıktım hastaneden geldim. Sonrasında işe başladım çalışıyorum. Evimizin hemen karşısında seramik atölyesi var. Seramik atölyesinde ne yapıyoruz? Seramikleri. Kalıptan çıkartıyoruz, boyuyoruz. Çok güzel. Tam 5 yıl çalıştım orada. Erkek kardeşim de preste oturuyor. Kalıplarını çıkartıyor. Kardeşim nasıl olduysa prese parmağını kaptırdı. Kardeşimi doktora götürdüler. İşte bakımı falan yapıldı. Eve getirdiler. Doktorlar 12 saat boyunca gözlem altında olacak. Morarırsa, kanama olursa hemen getirin demişler. Annem bekledi birkaç saat. Anne dedim sen bekle. Ben bir iki saat dinleneyim, uyuyayım. Kalkarım sabaha kadar ben beklerim, sen yatarsın. Annem beklerken ben uyumuşum. Bir uyandım kapı gümbür gümbür çalıyor. Kabus. Babam. Baba yoktu aylarca, yıllarca. Direkt annemin yanına, odaya daldı. Kardeşim yanına. Kalk dedi odaya, yatağına geç dedi. Annem dedi ki çocuğun parmağı kopmuş, sen ne diyorsun, defol git başına. Bunlar başladı kargaşaya, ben dayanamadım. Gittim dedim ki sizin odanız yok mu? Çocuğun parmağı kopmuş. Bırakın uyusun. Kardeşimi uyandıracaklar diye ben annemle babamı attım odadan dışarıya. Ben geçtim kardeşimin başında bekliyorum. Ama annemi nasıl dövüyor? Vuruyor. Tekme tokat. Sabrettim, dayandım. Artık baktım annemin sesi kesildi. Kapıya gittim, kapıyı vurdum. Anne dedim. Bağırdı babam bana küfür ederek. Defol git dedi. Çıkarsam seni de babanın ağzına bilmem ne yaparım. Anne çık dışarı dedim. Annemde ses yok. Anne ses ver, ses yok. Hocam bana bir şey oldu orada. Kapıyı bir tekme vurdum. Kapı sövesiyle beraber indi aşağıya. Babam annemin boğazında. Annem morarmış. Ölüyor yani saliselerle. Bir dakika geç kalsam annem ölmüştü. Nasıl bir sinir, nasıl bir güç geliyor insana bilmiyorum.
şu babamın şuralarından tuttuğum gibi çift kişilik yatağın öbür tarafına atmışım babama. Sen yeter ettin artık, yani insanlar büyüdü artık, aklımız kesiyor dedim. Biz artık senin eziyetine, sopana, seni döverim. Bana bir tokat vur dedim, senin ayaklarını suya koydururum. Bunu apar topar attım dışarıya, ben jandarmayı arayacağım demeye kalmadan jandarma, o dönem jandarma bakıyordu. Jandarma arabası kapıda belirdi. Sevgi Görmez benim, Ülviye Görmez annem, hakkınızda şikayet var. Sebep dedim, babanı dövmüşsün. Annemin boğazına eşarbını sardım, ev sahibimizi çağırdım kardeşimin yanına. Siz dedim bekleyin, biz geliyoruz, gecenin 3 oldu. Gittik karakola, kızım dedi utanmıyor musun sen dedi babanı dövmeye. Komutanım dedim, ben mi babamı dövmüşüm? Ne bu adamın kollarının hali? Tırnaklarım batmış, kan akmış. Kalktım annemin eşarbını açtığım gibi, annemin boğazı morarmış, çürümüş. Bakın dedim, bu mudur dedim babalık, kocalık? Evet dedim, ben yaptım, pişman değilim. Annemin dedim üzerine boğazını sıkarken görünce dedim, ne yapacağımı bilmiyorum, tuttum dedim, yatağın öbür tarafına fırlattım. Yine olsun, yine yaparım dedim. Komutan bizi bindirdi arabaya, gönderdi eve, geldik. Kalktım kardeşimi doktora götüreceğim, kapı açıldı tekrar babam. Sen ne yapıyorsun dedim burada, ne işin var senin bu evde? Burası benim evim, benim karım. Karın mı? Peki dedim, karından da kurtarırız seni. Mahkeme açarız, boşanırsın, karın olmaz artık. Bu senin karın falan değil. O bizim annemiz. Seninle artık alakası yok dedim. Çıktı gitti. Boşandılar, kurtuldu. Kardeşimin parmağı kopunca 15 gün izin verdiler. Zaten senelik izniydi kardeşimin. Senelik izni dolunca geleceksin, çalışacaksın dediler. Kardeşim tamam dedim, gelsin hafif işlerde çalışsın. 50 kiloluk kil çamurlarını kaldırttırmaya çalışıyorlar. Çocuğun parmağı daha iyileşmemiş. 15 günde sizce kopan, dağılan bir parmak iyileşir mi? Mümkün değil. Abicim dedim bak, o taşıyamaz. Siz burada dedi abi kardeş değil, ikiniz de personelsiniz, çalışansınız, karışamazsın. Bırakıyor dedim işi. Kardeşime dedim, çıkıyorsun dedim, bırak elindeki çuvalı, hemen git, doğru eve gidiyorsun dedim. O zaman dedi sen de bırak. Bırakırım dedim, ben de bırakıyorum. Elimdeki işi bıraktım, çıktım. Bu zaman zarfına bir de hastalığım çıktı işte meydana. Engelli raporu çıkarttırdık. Yüzde kaç engelli? %40. %40. %40 verdi doktorumuz. %40 engelli olarak İşkur'a başvurdum. Engelli kontenjanından. Eskiden marketler vardı. Başladım. Yanımda da kasap. Kasapla hiç anlaşamamaya başladık. Yani sürekli tezgahını bana bırakıp gidiyor. Ama nasıl kavga ediyorum? Neden yerinde durmuyorsun? O kasabın ilerideki eşim olacağını hiç tahmin edemezdim. Kavgalarla başladı arkadaşlığımız. Sonra biz çok iyi dost olduk. 6 ay çalıştım ben burada. 6 ayın sonunda ben o insana nişanlı olarak ayrıldım ben o iş yerine. Ya ilk defa aşık oldum. Yani 30 yaşında ben aşık oldum. Evlendik. Küçük bir sade nikahla. Küçük de bir ev tuttuk. 1+1. Kutu gibi evimiz. Mutluyuz. Doktorlar bana kesinlikle evlenirsen çocuk yapmayacaksın dediler. Sonra büyük kızıma hamile kaldım. Düşük riski vardı. 8 aya kadar çalıştım. 8 ayın sonunda çıktım. Kızım doğdu. 3 gün hastaneye yattık. Çıktık. Eve geldiğimizin ilk günü, akşamı telefonla da olsa ilk ihanetin o gün yedim. Telefonla sevgilisiyle saatlerce konuşuyor, telefon göğsünde uyuyakalıyor. Şimdi anlatıyorum da çok büyük acılar. Ama aptallık etmişim üzülmekle. Sonra ufak tefek tartışmalarla atlattık. İkinci kızım geldi dünyaya. Derken üçüncü ikizlerime hamileyim. 4 tane kızım oldu. Çok iyiyiz ama. Hiçbir sıkıntımız yok. Sağlığım da çok iyi. Eşim çalışıyor. Ben de bu arada evde ona destek oluyorum. İşte takı toka tasarımları yapıyoruz. Parasıyla satıyoruz falandı filandı. Hayatımız çok güzel. Ta ki... Doktorlar çocuk yapmayın diyordu. Bu süreç nasıl oldu? Çocukları yaptım ve ben ilaçlarımı kullanarak yaptım. Kortizon ilacı... Doktorlar ne diyordu bu süreçte? Doktorlar şok oluyor. Senin çocuğun olmaması gerekiyor normal şartlarda. Çünkü m***non diye bir ilaç kullanıyorum. Artı p***non kullanıyorum. Senin çocuğun olmaması lazım. Olmaması gerekiyor. Tüp bebek mi yaptık diye bayağı da bir araştırdılar hatta. Doğalgazlı eve geçelim. Geçtik doğalgazlı eve. Çocuğumu yatağa kaldırırken bir bacağımda çatırtı oldu. Öyle ben bir ay, iki ay bayağı bir ağrılar ama artık dayanılmaz oldu ağrılar. Yürüyemiyorum. Yani iki kat, tıpkı şimdi olduğu gibi iki kat yürümeye çalışıyorum. Tomografi falan çekildi. Kemik çürümüş, protez takılması gerekiyor. Dedim hocam benim çocuklarım küçük. Daha yani 7-8 aylıklar, kim bakar onlara? Bu şekilde ki sen de bakamazsın dedim. 3 ay falan dedi, sıkıntı olur, 3 ayın sonunda düzelirsin. Peki Marmara Üniversitesi'nde protezim takıldı. Bir hafta sonrası işte protez takıldıktan sonra eve geldik. İyiyim, sıkıntı yok. Akciğere ödem yapıyor. Narkozu atamıyor akciğer. Ödem bu sefer bütün vücudu sarıyor. Bildiğiniz sular topladı. Ben oldum 150 kilo. Şişti her tarafım.
en yakın Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürdük. Kapıdan içeriye girdik. Doktor, biz burada hiçbir şey yapamayız, Kartal'a götürün dediler. Ortalama 45 gün hiçbir şey hatırlamıyor. Enfeksiyonun önüne geçemiyorlar. Akciğerlerde mantarlar oluşuyor. Ciddi derecede sıkıntılar büyüyor. Beni sürekli uyutuyorlar. Oysa ki bana uyku ilaçları tamamen yasak. Kas gevşeltici olduğu için içerikli, kasları eritir, hastayı daha kötü eder diye uyku ilacı yasak. Bilmiyorlar mı sizin bu hastalığınızı? Biliyorlar ama enfeksiyonun önüne geçmek için uyuttuk diye bahane buluyorlar eşimi. Eşim var yanında, kimse yok. Çocuklarıma annem bakıyor. Bir gün uyanım, yarım yamalak hatırlıyorum. Bunlar ne dedim hemşireye? Senin ilaçların dedi. Ben onunla p***nol kullanıyorum. Bunlar benim ilacım değil. Onları kestik dedi. Ne diyorsunuz dedim, nasıl kestiniz? Onları kullanmıyorsun dedi. Ortalama 45 gündür. Bunlar ne peki? Sakinleştirici. Fırlattım, acil butonuna bastım. Hangi akla hizmet siz benim 20 yıldır kullandığım ilacı kesiyorsunuz? Bahsettiğim olay 2010 yılında oluyor, 10 yıl önce. Doktor geldi, sen dedi nasıl kullanmazsın tedaviyi? Sen bizden iyi mi biliyorsun? Dedim, siz nasıl kesiyorsunuz benden? Son nefesime kadar ben bu ilacı içmem lazım. Eşime söyledim, sen küçük bir not yazdım Marmara'ya. Ölüyorum, beni burada öldürüyorlar. Marmara'dan takipliyim çünkü. Hocam beni kurtarın. Eğer yer varsa eşim hemen taksiye atıp beni getirecek. Taksiye bindi eşim, Kartal'dan Marmara Üniversitesi'ne götürdü. Notu alıyor hoca, hemen getirin diyor Sevgi. Arkadaşı da beraber geldi, dedi ki seni istiyor doktor, götüreceğim. İzin vermiyor Kartal. Hayır diyor, çıkartamazsınız. Tutanak imzalayacağım dedim, getir. Hayır dedi, tedaviyi yarıda kesemem. Ben seni bu şekilde çıkarttığım an dedi, sen dışarıda ölürsün. Kapının önüne kadar gidemezsin. Aldım çantamı, kimliğim hastanede, kimliğim vermiyorlar. Çantamı aldım. Eşim bakın, yürüyerek girdiğim hastaneden eşim ve arkadaşı beni biri kafamdan biri bacaklarından tutarak götürdü. Hiç kalkamıyorum. Boyundan aşağı felç. Bir şey olmuş bana. Bu 45 gün içinde ben felç olmuşum. Marmara'ya götürdüler beni. Kapıdan içeri girdiğimi hatırlıyorum. 10 tane doktorun başıma biriktiğini hatırlıyorum. Gerisi yine yok. Uyandım. 15-20 gün yoğun bakım hikayesi. Ciddi derecede kuvvetli ilaçlar verilmiş. Kendime geldiğimde saçlarım böyle, elimi attığım an geliyor, tırnaklarım düşüyor. Ya yüzümün derisini soyuyordu eşim. Vücudumun derisi olduğu gibi. Bütün derimi soyuldu, tırnaklarım düştü, saçlarım döküldü. Bana ne oldu dedim. Ciddi derecede akciğerde mantar oluşuyor. Mantar ilaçları da bütün vücudun dengesini bozuyor. Taburcusun dediler. Hocam dedim, benim hiçbir yerim tutmuyor. Fizik tedaviyle açabildiğin kadarını açacaksın kızım dedi. Marmara'da şunu da öğrendim, omurgam kırılmış. Beni getirdi eşim eve, arkadaşıyla beraber koltuğa yatırdı. Çocuklar annem de. Kalkamıyorum, ölü gibi yatakta yatıyorum. Sadece kafam çalışıyor, başka hiçbir yer yok. Eşim çocuklarımı getirdi, çocuklarımı gördüm. Anne ne oldu sana? Anne bir daha gitmeyeceksin değil mi hastaneye? 3-4 ay sürdü ama giriş katta oturuyorum, solunum sıkıntılarım var, nefes alamıyorum. Havadar, güneşli olması gerekiyor. Karşımızda da bir site yapılıyor. Dedim ben bu evlerden birinde oturacağım. Daha inşaat halinde. Ev sahibim de güldü, dedi ki seninkisi hayal kızım dedi, oraya gücün yeter mi? İlk örnek daire, benim oturacağım daire bitti. Ev sahibinin kiralık diye yazı asmış. Aradım, dedim ki beyefendi ben burayı kiraya tutmak istiyorum. Kızım dedi 650 lira kira. 2010 yılında çok ciddi para. Dedim yapmayın, bu kadar kira mı olur? Oturduğum ev 300 lira. Yok dedi, işinize gelirse. Bir ay geçti aradan, ben yine pes etmedim. Tekrar aradım. Bakın dedim Mustafa Bey, kiminin parası, kiminin duası, benim o eve ihtiyacım var. Ben bu mahalleden çıkmak istemiyorum. Çocuklarım burada doğdu, burada büyüsünler. Ne olursunuz siz o evi bana verin. Tamam dedi Sevgi Hanım, 450 liraya. Kardeşim geldi, o eve taşındık. Ben yatakta yatıyorum. Çok affedersiniz, bir bebek gibi de bezleniyorum. Annem yediriyor, çocuklarımla annem ilgileniyor. O kadar çok dost zannettiğim insanlar vardı ki. Sağlıklı dönemimde hiç kimse yok. Annem haftanın 3 gün hastanede, bazen 4-5 gün oluyor. Çocuklar sabah kalkıyor, anne açız ama ben kalkamıyorum. Yani 4 yaşında, onun bir küçüğü 3 yaşında, ikizlerim 2 yaşında. Küçük bebekler. 4 yaşında bir çocuk nasıl yemek hazırlasın? Anne niye hastanede? Annemin dediğim gibi doğuştan olan skleroderma hastası, tanısı kondu, tedavileri başlandı. Sürekli tahliller. Annemin hastanesi hiç bitmiyor. Kızım sandalyeyi ayağının altına koyup su koyup, bisküvileri batırıp yediklerini biliyorum. Kalkıp yürümem lazım dedim. 4 tane çocuk bana bakıyor. Yataktan çocuklar uyuduktan sonra kendimi yere atıyordum. Şuralar benim hep nasırlıdır. Emeklemekten.
halının üstünde sürünmeye çalışmaktan. Bir bebek gibi düşündüm kendimi. Çalıştıracağım ben bu kasları. Hani doktorlar diyor ya güç ilaçları kestikleri için kaslar şoka giriyor. Ama çalışabilir. Yapabilirsin, başarabilirsin. Dizlerimin üstüne yürümeye başladım. Yani emeklemek diyelim. Yürümek değil de dizlerimin üstüne gidiyorum. Eşim o dönem işten çıkartıldı. Çıktı, işten çıktı. Çalışmıyor, para yok. Sıkıntılar başladı. Maddi sıkıntılar. 4 tane çocuk. Süt istiyor, mumu istiyor, yemek istiyor ve benim bakıma ihtiyacım var. Kavgalar başladı. Ben bakamıyorum, yetişemiyorum hepinize. Eve gelmemeleri başladı. Geç saatte gelmeler, annesinde gidip kalmalar. Çocuklarım aç ağlıyor, anne biz acıktık. Komşularım geliyor. Ya taze ekmek var da çorbaya bayat ekmek daha iyi oluyor. Bayat ekmeklerinizi getirir misiniz diyorum. Taze ekmeği yiyemiyorlar, çorba da iyi olmuyor. Oysa ki ekmek yok evde. Çocukların bayat ekmekleri sulara batırıp yediler. Tarih 14 Şubat. Filmin kopma noktası. Evliliğimin kopma noktası. Alyansımı verdim ona. Götür bozdur, çocuklara süt al. Elimizde tek o kaldı, bir şey yok. Süt al, mama al, bebe bisküvisi al. Temel ihtiyaçlar. Gecenin 11:30-12. Kapı çaldı. Kızım açtı kapıyı. Böyle kalktım. Babalarının geldiğini duyunca çocukların babasının. İndim yataktan. İki emekledim. Üçüncüye gelmeden odaya girdi. Neredesin sen Nihat dedim. Çocuklar süt bekliyor. Dedi ki sana hesap mı vereceğim? Ben bıktım senden artık. Ben senden kurtulmak istiyorum. Defol düş yakamdan. Boğazıma sarıldı. Ve benim en büyük sıkıntım solunum. Seni öldüreceğim, kurtulacağım senden dedim. Ben zaten kendimi koruyamıyorum ki. Şöyle gözlerimi açtım. Kızımı gördüm orada. Bu kızım. Büyük kızım. Babasını tekmeliyor. Annemi öldüreceksin, bırak. Bırak annemi. Kaldırıp 2 metre öteye fırlattı. Kalçamda protez var benim. Değil, kıpırdamak, benim yürümem bile dikkatli gerekirken o an hiçbir şey düşünmedim. Çocuklarım böyle film şeridi gibi gitti, gitti gözümden, solunumum durdu. Dedi ki, Allah belanı versin diyeceğim sana ama dedi. Zaten Allah senin belanı vermiş. Bu kelimeyi kullandı bana. Ben 155'i aradım. Beni öldürüyorlar dedim, yetişin. Sivil polis geldi. Bir bay bir bayan. Annemi çağırdım gece. Geldi çocukların yanına. Karakola gittik. Polis gelene kadar bu arada saldırmaya devam ediyor muydu? Saldırmaya devam etmedi. Sonra geçti, oturdu. Dedim ki polis arıyorum, diyor ki sen niye polis arıyorsun? Ben sana ne yaptım ki diyor. Boğazımı gösterdim. Bak dedim. Görüyor musun boğazımın halini? Ben yapmadım ki dedi onu sana. Beni de götürdü. Onu aldı gitti zaten bir ekip. Beni de götürdüler ifade için. Önce hastaneye gittik. Darp raporu aldık. Artık eve gelmesini istemiyorum. Sabah 8:30-9 kapı çaldı. Kızlar kapıyı açtı. Aa, babamız geldi. Ya ben sana bir şey yapmadım. 6 aylık uzaklaştırma kararı çıkarttı polisler. Bu 6 ay zarfında ben mahkemeyi açtım, aile mahkemesini. Hiçbir şey istemiyorum dedim senden. Ne nafaka, ne yıpranma parası. Tek şartım çocuklarımın velayetini bana ver. Çocuklarımdan uzak dur. Aldım çocuklarımı. Ayrıldık. Hani karı koca ayrılır ya, erkekler der ya karısına, alabilirsin istediğin her eşyayı al. Kıyafetini, dolabını, yatağını, her şeyini verdim. Dedi ki köpek gibi yalvaracaksın, pişman olacaksın ama dedi ben dönmeyeceğim. Dönme dedim. Zaman geçti. 4 tane çocuk. Kaldık baş başa. En azından kirayı karşılıyor. En azından bir babaydı. Komşu, eş dost bir gün veriyor. İkinci gün yok. Hani elden gelen öğün olmaz. O da vaktinde bulunmaz derler ya. Bakım aylığım çıkmıştı. Onu da eşim alıyordu. Ayrılınca o da kesildi. Şimdi birinci derece akraba olması lazım bakım aylığının bağlanması için. Erkek kardeşim başvurdu ama bunun bağlanması nereden baksanız 2-3 ay. Evde ekmek yok. Yine döndük başa. Yemek yok. Çocuklar aç. Dedim yok, bu böyle olmayacak. Ben bir tanıdığım birine Fahrihir'i aldırayım eczaneden. Kendim gideceğim, çocuklarımı da götüreceğim. Bırakamam, kimseyi bırakamam. Kimse bakamaz ki. Annem hasta zaten. Başka kimse yok. Babaları bildiğin şizofren. Kime bırakıyorsun çocukları? Bizim belediye başkanımız da Türk'te canlı yayında. İşte biz komşularımıza yardım ediyoruz. İhtiyaç sahiplerini buluyoruz, yardımcı oluyoruz. Ben canlı yayına katıldım. Dedim ki İsmail Erdemir'e söyler misiniz dedim. Acaba kime yardım etmiş? Ben burada ölümü düşünüyorum dedim. Çocuklarımla kendimi öldürmeyi düşünüyorum. Oradan hemen teşkilattan arkadaşlarını arıyorlar. Bir bayanı yönlendiriyorlar benim eve. Saniye Hanım binanın girişine geliyor, diyor ki bu nasıl ihtiyaç sahibi, sitede oturuyor. Fakir bir insan sitede oturabilir mi? Oturamaz mantıken. İnsanlık olarak beynimizde şöyle bir algı var.
İhtiyaç sahibi gecekondu yıkıntı evlerde oturur. Bu ihtiyaç sahibidir. Kapı çalındı, kızım açtı, dedi ki Sevgi Hanım dedi, biz ihtiyaç sahibiyim diye belediyeye aramışsınız dedi. Sürünerek yanına gittim. Kadın dondu. Ben dedi böyle bir şey beklemiyordum dedi. Ben açık konuşacağım. Gelirken sitede oturduğunu görünce reklam amaçlı ya da belediye başkanını kötüleme amaçlı yapılan bir şey olarak düşündük dedi. Anlattım, dedim ki ya dedim çocuklarımı bu sefaletten kurtar ya da bana fare biri getir. Ben dedim hiçbir şekilde senin hani bir kimse bilmeyecek, al getir sen eğer ki bir iyilik insanlık yapmak istiyorsan ya benim dedim çocuklarımı kurtar bu sefaletten ya da bana fare biri getir. Çık git dedim, sakın arkana bakma. 3-4 saat kadın oturdu benimle, ağladı. Dostluğumuz orada başladı ve o kadın beni hiç bırakmadı. Yeri geldi kendi cebinden kiramı karşıladı. Lokmasını paylaştı. Sonrası bakım aylığım bağlandı. Çok şükür kiramı karşıladım bakım aylığımla. Bir ay bir faturamı yatırıyordum. Bir ay bir faturamı iyi kötü idare ediyordum. Belediye destek oldu mu bu arada? Belediye destek şöyle, yemek verdi bana. Sıcak aşımı getiriyordu günlük bir öğün. En azından yemek sıkıntım çözüldü. Çocuklarım aç kalmadı. Sonra EDEF, engelli dinlenme evi diye bir yer var. Orada çalışan bir abimiz Oğuz Bey. Bir gün Ramazan bana ziyarete geldi. Dedi ki abla sana fitrelerimi getirmek istedim. Yanlış anlama ne olursun. Ne düşünüyorsun? Ne yapabilirsin iş olarak? Ben de o dönemler Sancaktepe İlhan Varank Devlet Hastanesi yeni açılıyor. Onun bahçesine simit tezgahları konacak dendiler. Ve engellilere verilecek. Ben de başvurdum. Dedi ki abla o simit tezgahı olay iptal oldu. Engellilere verilmeyecek. Sen başka ne yapabilirsin? Dedim vallahi pazarda çorap bile satarım. Yeter ki bana yer verilsin. Pazara çıkabilir misin dedi. Çıkarım dedim. Manuel sandalyem var. Akülü sandalyem bile yok. Bu saniye dediğim kadın akülü araba aldı bana. Ya şöyle geriye gidelim. Manuel sandalyedeyim. Bu pazar olayı falan olmadan önce. Saniye Hanım bir gün dedi ki Sevgi dedi engelli arkadaşlara akülü sandalye alacağız dedi. Var mı öyle tanıdığın bildiğin? Bilmiyorum dedim. Bir dedi kıza gideceğiz ondan sonra seni ziyarete geleceğiz dedi. Benim de akülü sandalyem olmadığını hiç kimse bilmiyor. Bir arkadaşa götürüyorlar akülü sandalyeyi, zihinsel engelli diye vermiyorlar ona. Hani akülü sandalyeyi veren işverenle beraber bana geliyorlar. Sevgi dedi akülü sandalyeyi veremedik. Sağlık olsun başkasına verirsiniz dedim. Seninki nerede dedi. Neyi dedim Saniye Hanım. Akülü sandalyen dedi. Benim yok ki dedim akülü sandalyem. Nasıl yok dedi. Yok dedim. E tamam o zaman bunu sana verelim dedi. Ben kabul edemem dedim. O onun niyetiymiş. Ama Sevgi Hanım dedi o zihinsel engelli kullanamaz. Ona manuel sandalye sözü verdik dedi. Akülüyü sana verelim. Bir akülü sandalyem oldu. O işverenin ve o bayanın sayesinde. Pazarlara çıkmaya başladım. Küçük bir tezgahım oldu. Çocuk giyimle başladım. Evime çorbamı paramı getiriyorum. Kimseye ihtiyacım yok. Çocukların babası bir gün beni aradı. Çok kötüyüm Sevgi, ben ölüyorum. Yıllar sonra arıyor. 1,5-2 yıl sonra. Lösemi oluyor. Çocuklar dedi ki anne sen iyi bir insansın. Alalım tedavisi ne olsun iyileşsin gitsin. Sokakta kalıyor. Annesi sokağa atıyor bunu. Annesiyle daha doğrusu kavga ediyor. Kolunu kırıyor. Uzaklaştırma kararı alıyor kız kardeşi. Annesine de gidemiyor. Otellerde kalamıyor. Para yok. Ben sustum. Dedi ki söyle söyle dedi. Ben sana söylemiştim ya köpek gibi yalvaracaksın diye. Şimdi ben yalvarıyorum sana köpek gibi dedi. Ne olur bana yardım et. Ben senin gibi kötü insan değilim dedim. Eğer dedim senin yaptığını yaparsan benim senden farkım olmaz. Yemedim yedirdim. En doğal vitaminlerle, doğal bitkilerle balını, tereyağını, sütünü her şeyin en doğalını aldım. Bir sene diyelim. İyileşti. Tam gitme dönemleri artık iyileşince gidecek çünkü kabul edemem ben bunu. Kendim çocuklarımla yatıyorum. Odam yok, yatağım yok. Ama ona bir oda yaptım. Yatak aldım, gardırop aldım. Rahat etsin. Hani biliyorsunuz moral. Moralini yüksek tutsun, çocuklarla zaman geçiriyor. Ben aynı arkadaş gibi oturdum, konuştum, muhabbet ettim. Aynı sofrada yemek yedim. İşe başladı dedi ki, ben ayrı evde kiraya tutmaktansa dedi, sana vereyim kirayı. Böyle geçinelim gidelim. Biz iki arkadaş olarak çok daha iyi anlaşıyoruz. Benim düşüncem çocukların baba sevgisinden eksik kalmasın. Mantıklı geldi bana. Çocukların babası da en azından. En azından yabancı değil. Çocuklarımın babası 4 tane kız evladı bu zamanda kolay değil yani. Bu arada engelli raporunuz ne durumda? %98 oldu. Boyundan aşağı omurga kırık. Kollar tutmuyor, ayaklar tutmuyor.
%98 ağır engelli raporu. Zaten ona istinaden bakım aylığı bağladılar bana. Bakım aylığımı alıyorum, engelli aylığımı alıyorum. Kirayda babaları karşılayınca çocuklarıma hiçbir sıkıntım yok. Çok güzel gidiyor. Pazarda da çok güzel dostluklar edindim. Fatma, o da bana bir kardeş oldu. Reyhan Hanım, işte otizmli kızı olan arkadaşım. İkiz kardeşim gibi oldu bana. Her şeyimde yanımda oldular. Allah hepsinden razı olsun. Pazardayım, telefon çaldı kız kardeşim. Abla dedi, ben dedi dayanamıyorum. Ben artık ayrılmak istiyorum. 3 çocuğu var. Kendisi de Ankara'da. Ne olur gel beni al dedi. Erkek kardeşimi aradım. Dedim ki ablacığım bugün Ankara'ya gidiyoruz. Hayırdır abla dedi. Kız kardeşimi alıp geleceğiz dedim. Gidelim abla dedi. Bütün gün pazarda çalıştım. Bu halde sandalye tepesinde oturdum. Gecenin 12'sine çıktık. Sabah 5'te Ankara'dayız. Ben kaynananla kaynatanı çağır dedim. Ben onlarla güzel bir konuşma yapayım. Büyükleri çağırdılar. Bakın dedim bu böyle olmaz. Yıllarca köle gibi kullandınız. Aç bıraktınız. Susuz bıraktınız. Ya tabiri caizse her şeyi söyledim orada. Poşetlere, çöp poşetlerine doldurdum kıyafetlerini. Attık arabaya, çıktık geldik. Çocukları okula, kızlarımın eski okuluna kaydettirdim. Büyüklerini, büyük oğluyla kızını, büyük kızlarımın ortaokuluna kaydettirdik. Aynı evde yaşıyorsunuz. Aynı evde. 7 çocuk, ben 8, kız kardeşim 9, babaları 10 kişi olduk. Sabah kalkıyorum. Küçük olanı ilkokula götürüyorum 7.30'da. Sonra geliyorum eve, çay koyuyorum. Kız kardeşim uyuyor. Babaları uyuyor. Babaları 10'da falan işe gidiyor. Kız kardeşimi kaldırıyorum. Babalarını kaldırıyorum. Bazen kahvaltı yapıyorum, bazen yapmıyorum. Pazara. Pazarda akşama kadar çalışıyorum. Akşam geliyorum. Kız kardeşim sağ olsun yemek yapmış. Yiyoruz, içiyoruz. Sonra tesbih püsküleri takıyorum. Bu arada yürüme durumunuz nasıl? 2 kat. Bir yerlerden tutunarak, dizlerime tutunarak kendimi bayağı bir iyi geliştirdim yani. Eskiye nazaran çok çok iyiyim. Tam ayakta durup yürüyemiyorum ama 2 kat yürüyorum. Kimseye muhtaç değilim. Kendi işimi kendim görüyorum. Geceleri de sabahlara kadar tesbih püskülleri 12'lere 1'lere kadar. 100 tanesini 20 liraya yapıyorum. Bir günde 100 tane yapıyorum. 20 lira Allah bin bereket versin. 2 ay devam etti. Günlerden bir gün, cumartesi yine, pazara gittim. İşte o gün bir yoğun, bir yorucu geçti ama bir sıcak. 15 Haziran. Neyse pazardan geldim. Ya abla dedi, o gün de çocukların babası da işten erken geldi. Ya dedi hazır eniştem derken geldi. Hala enişte diyorlar. Mangal yapalım gidelim parkta. Bacım dedim vallahi ben çok yoruldum. Ne olur bu seferlik affedin beni. Bir dahaki sefere. Ya abla ne olursun çok eğlence olacak. Çok güzel olacak. Çocuklar da uzun zamandır yapmıyordu. Farklılık olur gidelim. Peki gidelim bacım. Mangalımızı yaptık, yedik. Kolamızı içtik. Çok güzel oldu. Saat 1 oldu. Gecenin 1. Dedim ki kalkın gidelim artık ben duramıyorum. Ya abla biraz daha biraz daha. O ara babaları dedi ki kola bitmiş ben gideyim de kola alayım gelin. Mersem 1 almış. Kızlar kola içerlerken gözüm bir kaydı. Dedim sen ne yapıyorsun sokak ortasında çocukların gözünün önünde? Birayı fark edene kadar ben 2. Ben gidiyorum dedim. İsteyen gelsin isteyen gelmesin. Akülü arabama oturdum. Eve geldik 2.30. Gecenin 2.30'u. Kapıdan girdik. Herkes dedim elini yüzünü yıkasın. Yatağına ben yatacağım. Ben çok yoruldum. Geçtim odama. Ben uyumuşum. Vücut o kadar yorgun ki yatağa girer girmez sızmışım. Sese uyandım. Abla diye bir ses. Bir fırladım. Ne oldu? Bu, bir taraftan da çocukların babasına yumruk atıyor, tekme atıyor. İttire onu dışarı dış kapıya kadar atmaya çalışıyor dışarı. Dışarıya doğru götürüyor. Diyor kalk uyku sersemi ya. Ben de onunla beraber ittiriyorum. Ne olduğunu bilmiyorum ama. İttirdim kaktırdım kapıyı açtı bu attı onu tekme tokat dışarıya kapıyı kapattı şöyle silkeledim ne oluyor ne oluyor bacım dedi bacaklarından tuttum kız ne oluyor bana anlat o girişte benim sehpa vardır sehpanın üstüne oturdum bana anlatır mısın ne oluyor ne oluyor dedim dedi ki beni dudaklarımdan öpmeye çalıştı kim dedim ya kim eniştem dedi ya o an bilmiyorum kaç dakika geçti ya da dakika mı oldu ay mı oldu saat mi oldu orada bana bir şey oldu. Bir an mutfak balkonunda buldum kendimi. Aşağıya bakıyorum, yerde boylu boyuna yatan bir adam. İyi de bu adama ne oldu? Bacım dedim, ne oldu bu adama? Dedi ki, beni dudaklarımdan öpmeye çalıştı, ben de bıçağı sapladım kalbine. Ben ambulansı aramışım. Nasıl? Siz fark etmeniz o an yok. Ben hiç, o an yok. Ambulansı kim aradı diyorum, ambulans gelmiş, polis gelmiş. Bana sonradan kız kardeşim kız diyor ki, teyze sen aradın. Ben hatırlamıyorum. Sehpanın üstündeyim, kapıda polis. Dedi ki hanımefendi bu evin sahibi kim? Benim dedim. Olay nedir anlatır mısınız? Dedim memur bey benim hiçbir şeyden haberim yok. Siz nasıl ben de öyle. 10 dakika falan oldu dedim. Ben de yeni uyandım. Hiçbir şeyden haberim yok. Kız kardeşim ben anlatayım dedi memur bey. Böyle 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 oldu dedi.
Bıçağı getirir misiniz dedi, getirdi bıçağı. Yere koyun dedi memur, yere koydurdu. Bıçağı da kardeşimle aldı gittiler. Kaldı mı 7 tane çocuk üstüme? Ne olacak, ne bitecek? O adam orada ölecek mi? Kız kardeşimi cezaevine mi koyacaklar? Ağzım dilim kuyu, tansiyonum fırladı. Yatamıyorum, uyuyamıyorum. Çocuklar ağlıyor, babam ölecek. Ötekiler ağlıyor. Teyze, anneme ne olacak? 7 tane çocuk. Karşıdaki kız kardeşimin kocasını aradım. Gel dedim kardeşim, bu olayla sen ilgilen. Erkek kardeşlerime söyleyemem. Gider hastanede canını okurlar. Korkuyorsun. Kız kardeşim de ifadesini verince nefsi müdafaya giriyor diye kız kardeşimi tutuklamadılar. Gönderdiler. Babaları da bir hafta 10 gün yattı hastanede. İyileşti çıktı. 9 santim girmiş ama raporlara öldürücü darbe diye girmiş ama kalbe girmeden 9 santim giriyor ama kalbe işlemeden kalıyor. Nasıl ilginç? Kaç dikiş? 19 mu? 29 dikiş atılıyor. Kalbinin üzerine mi geliyor? Evet. Tam kalbinin üstüne vurmuş bıçağı ve bildiğiniz büyük, hani kurban kesimlerde kelle bıçağı vardır ya. Evet. Çünkü eşim normalde kasaplık yapardı. Bıçaklarımız öyleydi. Büyük bıçaklardı. O bıçakla vuruluyor ve öldürmeyen Allah öldürmüyor. Belki benim yüzüme baktı. En azından 7 çocukla ne yapardım bilmiyorum. Aradım onu. Hastanede nefes alamıyor. Dedim ki ben seni Allah'a havale ediyorum. Ben sana yemedim yedirdim. Ben seni iyileştirmek için neler yaptım. Senin bana vurduğun darbe. Ben bir şey yapmadım dedi. Sadece öptüm. Benim evimde benim kız kardeşim. Git kiminle ne yapmak istiyorsan yap ama benim evimde ve benim kardeşime yapma bunu. Ben dedim ömür boyu senin yüzünü görmek istemiyorum artık. Ölsen de kalsan da bir daha bana sakın görünme. Bu olaylar haliyle yıpratıyor seni. Kız kardeşim dedim ki sen de birkaç ay diğer kız kardeşlerimle kal. Bu zaman zarfında kocasıyla mahkemelere gidiyorlar, boşanmıyorlar. O vazgeçiyor. En sonunda barıştılar kocasıyla. Gelelim sevgiye, sıkıntılar. Faturalar birikti, kira birikti, 3-4 ay gelir yok. Bakım aylığım var ama 4 tane çocuğum var. Açtır, yemektir, odur, budur. Borçlar dağ gibi büyümeye başladı. Erkek kardeşime 10 bin lira kredi çektim. Borçları sıfırladım. En azından dedim hani tek yere borcum olur. Yine iyi kötü gidiyorum. Aradan 4 ay falan geçti. Arabam bozuldu. Akülü arabam. Belediyeyi aradım. İşte yardım edin. Hani yaptırabilir misiniz? Bu yapılamaz artık dediler. Vadede olmuş. 4-5 yıl oldu. Yenisini ne yapalım? Bu sefer anneme. Annem emekli. Babasından emekli maaş alıyor. Annemle gittik bankaya. 15 bin lira da anneme çektirdim. 8 bin lirasını araba aldım. Yine 7 bin lirayı da dedim. Kirayı birkaç aylık peşinat vereyim en azından. Çünkü 2 kredi ödeyeceğim. Kiranın peşinatını verdim 4-5 aylık. Onu sıkıntıya hallettik. Faturaları hallettim. Çocukların işte 3-4 aylık böyle sütüdür işte hani okula gidecek ıvır zıvırlarıdır. Onları da hallettim. Nasılsa pazara gidiyorum ya. İyi kötü kazanırım dedim. Pandemi bir patladı. Pazarlarda kaldı. Çünkü benim bağışıklık sistemim çökük olduğu için pazara çıkamıyorum. İyi kötü hayatımı idame ettirdim yani. Hayatımda sadece bir kere ölümü düşündüm. Cahillikti. Şimdi olsa diyorum ki aptallık etmişim. Asla yapmam. En kötü anımda bile hayat her şekilde yaşamaya değer. Hiç kimseye üzülmeye değmez. İmkansızın içinde bile imkan vardır. Bazı kadınlar şiddet görüyor. Dövülüyor, sövülüyor. Bunlardan biri de annemdi. Yıllarca katlandı babama. Niye katlanıyorsunuz ki? Mecbur değilsin sen ona. Kendi ayaklarının üzerinde durabilirsin. Ben bile %98 ağır engelli çalışabiliyorsam sapasağlam her insan çalışır. Kimse kimsenin küfrünün hakaretini katlanmak zorunda da değil. Yeter ki kendinize güvenin. Kimseye sırtınızı dayamayın. Ben bunu çok yıllar önce öğrendim. En iyisini yapmaya çalışırım ama her zaman kendimi de en kötüsüne de hazırlıklı bulunduruyorum. O yüzden hayal kırıklığına uğramazsın. Benim hikayem bu kadar. Yani şimdi kızlarımla hayatımı idame ettiriyorum. En büyük hayalim bir gün köye yerleşmek, küçük bir çiftlik kurmak, mutlu mesut hayatıma devam ettirmek. Ha bugün bazen milli piyango bileti alıyorum. Belki çıkarsa hayallerimden biri de şu, sokak hayvanları için çok büyük bir barınak yapmak istiyorum. Mamasına, suyuna, hastalığına, sağlığına, her şeyleriyle ilgilenmek istiyorum. İnsanlardan o kadar soğudum ki bir lokma yemek veriyorsun. Senin peşinden ayrılmıyor, sana sevgisini gösteriyor. Ama insanları sen yediriyorsun, bakıyorsun, iyileştiriyorsun, sana nankörlük yapıyor. Diyeceklerim bu kadar. Şu an çocuklarınız kaç yaşında? En büyük kızım 15'ine girdi. Onun bir küçüğü 14'üne girdi. İkizlerim de 13 yaşlarındalar. Şu an sağlık durumunuz nasıl? Yine pazara mı devam ediyorsunuz? Çok iyi değil. Açıkçası bromür eksikliği oluyor benim kanımda. Onu adı altında. Onu hastaneye yatıp almam lazım. Bu pandemiden dolayı da yatamıyorum. Gidemiyorum hastaneye de.
sağlık durumum ciddi derecede ilerliyor, farkındayım. Kalp kapağı kasları da eriyor artık. Geçen sene kalp krizi de geçirdim bundan dolayı. Ama pes etmeyeceğim. İyiyim, iyi düşünüyorum, iyi olacağım. Pandemi biraz azaldıktan sonra ilacımı almaya devam edeceğim. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğiniz? Herkesin bir hikayesi mutlaka vardır. Halimize şükredelim, ayakta duralım ve kendimize güvenelim. Evet, bana kötülükler yapanlar oldu ama onlar ahirette zaten hesabını verecek. Tek gayem çocuklarımı güzel ahlaklı, güzel insanlar yetiştirebilmek. Başka hiçbir şey değil. İnşallah yolunuz ve bahtınız açık olsun. Amin. Peki Sevgi Hanım, hayatınız film olsaydı nasıl bir sonla bitmesini isterdiniz? En azından filmde olsun bari ya. Bu mutlu sonu görelim. Bütün çocuklar sevgi dolu, cıvıl cıvıl, dünya yemyeşil. Bütün çocuklar gülüyor. Böyle bir sonla bitmesini isterdim. Bizim yakında Korku Takvimi filmimizin galası olacak. Evet. Gelebilme imkanınız olursa sizleri de galamızda görmek isteriz. Bu bizim filmimizin afişi. Tamamdır. Bugün çok teşekkür ederim. Ben gidemezsem de kızlarım korku filmini çok seviyor. Mutlaka ikisi gelecektir, emin olun. İki kişilik. Hepsi gelebilir. Tamam. Başımız çok teşekkür ederim. Var. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Sevgi Görmez Hanım hayat hikayesini bizimle paylaştı. Siz de şöyle bir karakter olsaydı dediğiniz düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Eğer Sevgi Hanım'ın hayatı film olacak olursa yazdığınız yorumları dikkate alacağız. Sevgi Görmez Hanım hayat hikayesini anlattı, şimdi sıra sizde. Anlatırsan film olur, anlat ki film olsun. Hoşçakalın.